Arkadaşlar hepinize iyi günler. Bugün de sizlere yine başka bir izleyici sorusuyla geliyorum. Arkadaşımız ısrarla Selahattin Eyyub hakkında konuşmamı istiyor. 3-5 kere yazdı. O yüzden Selahattin Eyyub hakkında konuşacağız bugün. Selahattin Eyyub'i ne yaptı, ne etti? Neden biz Selahattin Eyyub'in adını bugün böyle önemli bir insan olarak diyoruz? Ve meziyetleri, faaliyetleri ne şekildeydi, neler yaptı? Onu işlemek istiyorum bugün. Tabii öncelikle eğer dinleyen varsa aralarında Erbakancı çete arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Acayip bir ilgi var Erbakan hakkındaki videoma. Çok zorlarına gitmiş. Erbakan'ın hayatı boyunca anlattığı yalanların ve yaptığı hırsızlıkların yüzlerine çarpılması. Yahu beni tehdit edenler mi ararsın? İşte IP'ni tespit ettik. Yarın öbür gün evine geliyoruz falan diyenler mi ararsın? Oğlum bizim Allah'ımıza bak, sakın laf etme, bak bizim putumuza laf etme, çarpılırsın, 8 olursun falan filan diyen mi ararsın? Ya insanlarsınız siz. Tabii bir de en beteri, ya ne küfürler ediyorlar ya. Ne biçim iğrenç aşağılık küfürler ediyorlar. Bunlar yani bu hani milli görüş, mücahit, siyonizmin katilleri falan ya bunlar. Ya ne küfürler abi, ne küfürler, neler neler ediyorlar. Normalde YouTube bunların hepsini ayıklamış, ben haberim yok tabii ki. Sonra bir baktım ki hani comments'in böyle help for review section'ına hiç bakmadım ben. Bir bak, Allah Allah, ne küfürler falan. O küfürler arkadaşlar, yayınladım hepsini. Bir bakın ya, işte bunlar milli görüş arkadaşlar. Bunlar işte böyle geleceği kurtaracak mücahit bunlar. Bunlar anca böyle klavye mücahidi, başka bir şey değil. Böyle klavyeden küfür ederler. Yani yarın önüne falan çıksan bunların var ya, bir tanesi önünde durmaz ha yani. Korkaktırlar da aynı zamanda. Çünkü troll yani, ne olsun ki. Ama neyse, onların anladığı dilden böyle de bir cevap vermiş olayım. Şimdi hemen Selahattin Eyyubi tarafına geçelim. Arkadaşlar bir kere Selahattin Eyyubi ile alakalı en büyük tartışma Türkiye'de Selahattin Eyyubi'nin ırkı. Şimdi bana diyeceksiniz, yine kızıyorsun, ona buna küfür ediyorsun falan filan diyeceksiniz de. Ya arkadaşım, Saladin yazıyorsun İngilizce ve sana çok güzel Selahattin Eyyubi ile alakalı eğitici videolar ve eğitici makaleler, işte Wikipedia linkleri bilmem neler falan filan çıkıyor. Lan Selahattin Eyyubi yazdığın zaman Selahattin Eyyubi Türk müydü? Selahattin Eyyubi Kürt müydü? Bir de altına giriyorsun abi tartışmalara filan falan, bak böyle ekşi sözlükte orada burada. Ya işte Yedi Göbek Türktü. Oğuz Kağan'dan beri onun işte soyundan geliyordu. Sülalesi falan filan bir tak Türktü. Ona Kürt diyen anasını avradını bilmem ne yapayım falan filan. Öbürü de lan şerefsiz Türkler, Allah sizin belanızı versin. İşte Dersim'de bize bunu yaptınız, orada bunu yaptınız. Selahattin Eyyubi Kürttür. Ona Kürt demeyenin Allah bilmem ne. Ya arkadaşım nesiniz siz ya? Ya Selahattin Eyyubi kim? Ne yapmış? Ne etmiş? Bunu bırakıyor adam bir kenara. Lan Allah'ın gavuru yapıyor bunu ha. Yani İngilizcesinde, Almancasında bakıyorsun. Adamlar medeni bir şekilde Selahattin Eyyubi'ye hakkını veriyorlar. Çünkü adam haç seferlerini durdurmuş yani. Ya buna adamlar demiyor ki ya hayvanın biriydi. Vay şerefsiz Müslüman, bize şunu bunu yap demiyorlar ya. Kahraman bir askerdi falan filan diyorlar. Lan bizim buraya geliyorsun. Vay Türk müydü? Vay Kürt müydü? Ona Kürt diye üstünlük taslayanın da, ona Türk diye üstünlük taslayanın da Allah belasını versin ya. Lan Allah sizin Kürt soyunuzda, Türk soyunuzda kurutsun lan. Lan yerin dibine girin inşallah lan. Soylarınızla beraber lan. Lan bir bitmediniz lan. Allah sizin belanızı versin ya. Ya ne şerefsiz, ne damlalak adamlarmışsınız. Lan baban seni, şimdi bir şey diyeceğim, anana bir şey yapmış. Ondan doğmuşsun lan. Bununla övünülür mü lan? Lan tek olayın bu yani. Babanın dölünden doğmuş olman. Ya bununla övünülür mü arkadaş? Ya bu mudur ya? Övünecek başka bir şeyin yok mu lan senin hayatta? Yani senin Kürt olman ya da Türk olman mı övünç meselesi ya? Sonra biri de bana diyor ki ya Türk milliyetçilerine laf et. Lan Türk milliyetçisine falan laf etmiyorum ben ya. Ya ama arkadaşım bu ırkçılık, bu başka bir şey ya. Lan Allah belanızı versin, yerin dibine girin inşallah ya. İşte bu Mimar Sinan'ın mezarını açan zihniyet de aynı zihniyette. Bugün gelip yok Selahattin Eyyubi Türk'tü, Kürt'tü diye bunun mücadelesini veren gerizekalılar da aynı gerizekalılar ya. Ya bir yıkılın, Allah belanızı versin, soyunuz kurusun inşallah ya. Ne biçim bir soyunuz varmış, ne biçim bir ırkınız varmış arkadaş ya. Ne biçim aşağılık adamlarmışsınız siz ya. Hayretmişim. Ondan sonra da ona buna laf edeyim. Ya arkadaşım ona buna laf etmeyeyim de bu nedir ya? Neyse. Şimdi onlar onu dedikten sonra Selahattin Eyyubi arkadaşlar Kürt'tü. Hah yani buna eğer üzülecek Türk varsa Allah senin Türk gibi belanı versin. Namussuz. Boyun devresin inşallah. Ha ama Kürt'tü diye bunu böyle övünç meselesi yapıp işte Abdullah Öcalan'ın sülalesi falan filan diyen Kürt varsa Allah senin de belanı versin. Ya arkadaşım bununla bir şey olur mu ya? Ne biçim insansınız oğlum siz ya? Neyse. Yani şimdi tekrar geçiyorum orayı. Ve bu adam arkadaşlar bir bey çocuğu. Selahattin Eyyubi öyle hayatında zor görmüş bir adam değil. Babası bey. Muhtemelen Ermeni dönmesi. Bunlar zaten Ermenistan'ın bugünkü bulunduğu yerde doğuyor. Ve sonra bunlar Müslüman oluyorlar. Ya da daha evvelden Müslüman olmuşlar. Fakat orayı terk ediyorlar. Ve babası Tikrit'e, bugünkü işte bizim bu Irak dediğimiz yerdeki bir yerin valisi oluyor. O yüzden Selahattin Eyyubi asilzade çocuğudur. Öyle bey gibi eğitim görmüştür. Dil öğrenmiştir. İlim öğrenmiştir. Ve tabii babası nasıl yapmış bilmiyorum.
bilmiyorum ama savaş da öğrenmiş. Savaşı da çok iyi biliyor çünkü Selahattin Eyyubi. Sonrasında görürüz zaten savaşı ne kadar iyi bildiğini. Babası valilik yaparken Nurettin Zengin'in babası olan adam Türklerden kaçıyor. Türklerin orada valilik yapmasına izin verdikleri bir Rum dönmesi onu istiyor. Babası da onu onlara vermeyince hep beraber Irak'tan sürülüyorlar. Ve bunlar da kaçıp Nurettin Zengin'in kendisinin daha hakim olduğu Musul tarafına yerleşiyorlar. Yani daha başlangıçta Selahattin Eyyubi'nin hayatı böyle sürgün edilmekle başlıyor. Ve sürgünde tabii ki Nurettin Zengin'in kanatlarının altına giriyorlar. Nurettin Zengi bütün Irak ve Suriye bölgesinin fatihi ve aynı zamanda valisi ve aynı zamanda başbakanı. Nurettin Zengi burada hem Türklerle savaşıyor hem Haçlılarla savaşıyor hem Mısırlılarla yani Fatimilerle savaşıyor. Çünkü Fatimiler de Şii, bir Müslüman birliği yok. Fakat kendisinin en azından Suriye'deki birliklerinde bir beraberlik sağlıyor ve bu Suriye birliği ona Haçlılara karşı gelebilme gücü veriyor. Tabii Nurettin Zengi bugün de çok meşhurdur. İşidin normal bildiğin Tugay'ı var. Nurettin Zengi Tugayları diye. Çünkü Nurettin Zengi Haçlılara karşı da savaşıyor. Ama Nurettin Zengi Haçlılara karşı savaştığı kadar normal bildiğin Müslümanlarla da savaşıyor. Ve Nurettin Zengi kardeşi gibi büyüdüğü Selahattin Eyyubi'yi çok güzel bir şekilde eğitiyor. Selahattin Eyyubi'nin bu savaş eğitimleri biraz da buradan geliyor. Tam olarak babasından değil. Burada Nurettin Zengi'nin yanında her yerde savaşıyor. Şiilere karşı savaşıyor, Türklere karşı savaşıyor, Haçlılara karşı savaşıyor ve ana savaşlarını Haçlılara karşı yapıyorlar. Fakat Haçlılar özellikle 1. Haç seferinde olağanüstü başarılı oluyorlar ve sonraki Haç seferlerin hiçbirinde başarılı olamıyorlar zaten ama 1. Haç seferinde hem Kudüs'ü hem Kudüs'ün etrafını bugün Lübnan, Beyrut falan filan hatta Suriye'nin batı kıyılarını falan işgal edebiliyorlar. Ve bu işgali normal kıyıda sürdürüyorlar çünkü denizciliğe çok hakim Haçlılar o sırada. Denizden sürekli kendileri lojistik alabildikleri için kıyılarda tutunuyorlar. Ve hatta buralarda farklı farklı hükümdarlıklar da kuruyorlar. Ve güç alabildikleri kadar, denizden destek alabildikleri kadar içerilere de yayılmaya çalışıyorlar. Suriye'de krallıklar kuruyorlar, Hatay'da krallıklar kuruyorlar. Hatta işte arada bir Mısır'ı falan da almaya çalışıyorlar ki işte burada Selahattin Eyyubi'nin şansı dönüyor. Şöyle oluyor. Bu Fatimilere savaş ilan edince Hristiyanlar ki onların savaş ilan etme sebebi de şu. Fatimiler Şii oldukları için bunlar Sünnilerden destek almıyorlar. Tabii Kuzey Afrika'daki diğer Emevi artığı Müslümanlardan da destek almıyorlar. Öyle olunca bunları zayıf görüyor Hristiyanlar ve bütün güçleriyle Mısır'a saldırıyorlar. Mısır'a saldırıldığı zaman Fatimi Hanedanı'nın yapacak hiçbir şeyi yok. Orada El Adil diye yanlış bilmiyorsam bir çocuk var. O çocuğun işte vezirleri falan filan ya diyorlar yapacak bir şey yok yani. Ya bu diyorlar Haçlılar bizi yiyecek ya da diyorlar sen bizim Sünni olsa da Müslümanlıkla rakibimiz olan Nurettin Zengi'den yardım isteyeceksin. Ve bu El Adil Nurettin Zengi'den yardım istiyor. Nurettin Zengi de zaten bunu bekliyor yani çünkü kendisi sürekli Mısır'a konma planları yapıyor. Yani bu adamlar böyle büyük İslam mücahitleri falan filan da arkadaşlar para pul da var işin içinde. Ganimet de var işin içinde. Mısır'ın zenginlikleri de var işin içinde. Tabii Nurettin Zengi atlıyor buna ama kendi gitmiyor. Çünkü kendisi Musul'u, Suriye'yi falan filan bırakmak istemiyor. Oraya Selahattin Eyyubi'nin amcasıyla beraber kendisinden de birazcık adamlar veriyor. Sen git diyor buraya. Ve bunlar gidiyorlar. İşte Selahattin Eyyubi yalnız ballı bir adam. Hakikaten de çok şanslı. Normalde buraya gittiğinde tabii burada bir kargaşa var. Ama bu kargaşayı hemen kısa bir sürede hallediyor ve ondan sonra Haçlılara karşı savaşmaya başlıyor. Haçlılara karşı gayet güzel direniş sergiliyorlar ve Fatimilerin hiçbir şekilde yapamayacağı şekliyle Haçlıları Gazze şeritlerinde falan durduruyorlar orada ve Haçlılar Sina'ya giremiyorlar. Onlar orada püskürtünce bunlar Selahattin Eyyubi'yi çok seviyorlar ve ona makam mevki veriyorlar. Fakat işte diyorum ya ballı adam. Nurettin Zengi'nin Selahattin Eyyubi ile beraber gönderdiği üst düzey adamların hepsi bir şekilde ölüyor. Orada işte o amcası, Şifur bilmem ne falan filan bunların hepsi ölüyorlar. Bunlar ölünce Nurettin Zengi'nin Fatimiler için göndermiş olduğu en yaşlı ve en yetkin adam Selahattin Eyyubi oluyor. Selahattin Eyyubi de bu fırsatı iyi kullanıyor ve Fatimilerin en üst prensi oluyor. Sonra kendisi Fatimilerin içindeki yani diğer Şiilerin arasındaki bütün devlet adamlarını da bastırıyor ve ondan sonra da neredeyse Mısır'ın hakim oluyor. Tabii bu Nurettin Zengi'nin içine gelmiyor. Çünkü Nurettin Zengi kendisinden başka bir İslam büyüğü istemiyor ya. Müslüman dünyada başka bir lider istemiyor. Öyle olunca hemen buna posta koyuyor. Daha doğrusu mektup atıyor ve diyor ki ulan diyor biz seni oraya gönderdik sen ne yapıyorsun lan orada kendi kendine hükümdarlık falan filan. Sonra ordusunu topluyor. Bakın Haçlıları bırakıyor. Direkt Mısır önlerine geliyor Nurettin Zengi. Ve diyor ki çık lan karşıma diyor. Kendisi Mısır'ı işgal etmeye kalkıyor. Tabii bunu direkt böyle yapmıyorlar da işte bu Kudüs'ü işgal etmiş olan Haçlı ordusunu beraber bastıralıma getiriyor. Getir bakayım ordunu diyor Selahattin Eyyubi'ye. Kendisi geliyor ama kuşatmayı yapamıyor tam olarak Nurettin Zengi. Ve Selahattin Eyyubi de kendisinden beklenebileceği gibi ayak sürüyor. Oraya gitmiyor. Çünkü gitse bu sefer Mısır'daki yerinden olacak. Mısır'daki yerinden olmamak için Nurettin Zengi'ye tam olarak ordusuyla falan filan gitmiyor. O da illa bastırınca ona gitmemek de olmaz tabii. Ya diyor bizim atlar bitti diyor. Şey oldu diyor. Kıtlık var diyor. Bilmem ne var diyor. Ayağını sürüyor bilmem ne falan filan. Sonra
sonra oraya gitmiyor. Tabii Nurettin Zengin çok kızıyor, çok sinirleniyor. Bu kızmasının ardından ulan diyor şimdi diyor sana diyor soracağım ben diyor. Ben diyor Mısır'a geliyorum diyor. Seni indireceğim oradan diyor. Tabii Selahattin Eyyubi bu uyanık adam. Etrafındaki adamlar da Nurettin Zengin'in adamları olduğu için aman ağam paşam sen bana niye gelesin ki falan diye mektup yazıyor. Ve hatta diyor ki ya sen diyor kölelerinden bir tanesini gönder. Onun da elinde diyor bir tane urgan olsun. O urganı diyor benim boynuma diyor dolasın. O getirsin beni diyor. Sen diyor niye uğraşıyorsun diyor böyle ordularla morularla. Hani ben senin köpeğin olurum, fin olurum falan manasına söylüyor. Ama işte ballı adam ya. Şanslı adam ya. Nurettin Zengin ölüyor arkadaşlar. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Bir insan bu kadar ballı olur mu? Sen bir sürü adam ölüyor falan. Orada gidip Fatimi krallığına, bildiğin Mısır krallığına konuyorsun. Sonra tam can düşmanın Nurettin Zengin ki tabii şimdi bizimkiler kabul etmezler. Hani bunlar normalde din kardeşi ya. Ne alakası var din kardeşi? Kardeşim işin içine para girdiği zaman, makam mevki girdiği zaman öyle. Din kardeşi, din kardeşi olmaz. Bak bizim uzun arkadaşlar Fethullah ne oldular? Her şeyleri can ciğerdi falan filan. Kuzu sarmasındaydı değil mi? Bak çatır çatır yediler birbirlerini. Şimdi bu Selahattin Eyyubi ile Nurettin Zengin de böyle oluyor. Nurettin Zengin ölünce arkadaşlar Selahattin Eyyubi oh diyor. Tam böyle arayıp bulamadığı fırsat. Hemen Mısır'da kardeşini falan filan bırakıyor. Tabi bu aralar Fatimilerin eski artlarıyla falan savaşıyor. Yani Fatiniler, Hasan Sabbah'ın elemanları falan filan yer altına çekiliyorlar ve Selahattin Eyyubi'yi kazımaya çalışıyorlar ama onlarla da savaşıyor. Sonra hemen Suriye tarafına geçip Hama, Humus, Şam bilmem ne falan filan direkt buraları fethediyor. Tabi buralarda hiç rakip falan göremiyor. Çünkü Nurettin Zengin'in de çocukları geçmişler yerine. Bu çocuklar da çok zayıf. 3-5 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında çocuklar. Bunların elinden hemen alıyor oraları. Seyfettin'i, Meyfettin'i bir ordu toplasa da güzel bir şekilde tepeliyor. Bayağı bir Müslüman da öldürse de yine de buraların tek başına hakim oluyor. Bu hakimiyeti sağladıktan sonra biz gerçek Selahattin Eyyubi'yi görüyoruz. Ve Selahattin Eyyubi'nin övülen tarafı da burada başlar. Yani bütün Müslümanları tepeleyip bayağı bir Müslüman öldürdükten sonra Selahattin Eyyubi tamam diyor şimdi sıra diyor Kudüs'e geldi diyor. Kudüs'ü alıyor, fethediyor. Aslan yürekli Rişar'ın ordusunu falan filan rezil ediyor. Hatta Rişar falan filan kaçar gider ondan. Önünde duramaz. Burada işte biraz mertlik yaptı falan filan derler de bilmiyorum ben nerede mertlik yapmışlar. Yani koyun boğazlar gibi insan boğazlıyorlar. Bilmiyorum ben oralarda neler yapılmış. Tam böyle arada namı yürüsün diye bir de tebaası isyan etmesin diye mal mülk paylaşıyor, arsalarını paylaşıyor, kölelerini paylaşıyor falan ama ben yani bu savaşta öyle çok büyük mertler göremiyorum. Katliam ve gözyaşı görüyorum. Başka bir şey görmüyorum. Ve kendisi de bu aslan yürekli Rişar'ın ordusunu kaçırdıktan çok kısa bir süre sonra hasta olup ölüyor arkadaşlar. Öldüğü zaman anlatılır ki kendi parasını pulunu falan filan etrafındaki askerlerle paylaşmış. Yani buradan şunu anlıyoruz biz. Muhtemelen çok fazla para tutan ve bu parasını kendisine saklayan bir adam değildi. Etrafıyla paylaşan bir adamdı. Herhalde çok fazla sevilmesinin nedenlerinden bir tanesi buydu. Çünkü etrafındakilerle paylaşımcı bir adam olduğu zaman iyi oluyorsun, iyi bilinirsin güzel kardeşim. İşte böyle adamlara mesela toplaması, çıkarması iyidir, çarpması, bölmesi de iyidir derler. Çünkü yani hem çarpıp hem etrafındakilerini bölebiliyor. Savaş bağlamında iyi savaşçıymış. Bayağı bir ordu yeniyor. Bazı savaşlarda yeniliyor. Mesela Haçlıların bazı güçlü geldiği yerlerde hakikaten mağlubiyet yüzü görüyor ama bunu usta manevralarla atlatabiliyor. Bir de dediğim gibi ballı bir adam. Nerede bir rakibi olsa bu rakipler tam anında ölüyorlar. Hatta bu Haçlılarla 3-5 savaşında da oluyor. Yani tam Haçlılara dalacak bu. Bir tane unuttum adını. Bentlantlar mı var? Bir şeyler var. Başlarındaki adam sıkmadan gidiyor mesela falan. Ondan sonra gidiyor orduları bozgun ediyor falan. Böyle ballı bir adam. Hep böyle 4 ayak üzerine düşmüş bir adam. Ama yine de tabii hem paylaşımcılığı hem insanlara insan gibi muamele etmesi hem de bu dini alıp bir yerden bir yere koymaya çalışması ve bu Kudüs konusunda çok ısrarcı olması falan onun benim nazarımda da güzel, iyi bir adam olarak yer almasına yol açıyor arkadaşlar. Kürt olduğu için ya da Türk olduğu için ya da başka bir şey olduğu için değil, adam gibi bir adam olduğu için, etrafındakilere değer verdiği için ve bu dini alıp bir yerden daha üst bir yere kaldırmaya çalıştığı, kendisi bu dinin sırtında yükselmeden kendisinin sırtında bu dini yükseltmeye çalıştığı için bence güzel bir adam. Ben Selahattin Eyyubi hakkında bunları düşünüyorum arkadaşlar. Eğer bu konuya katılıyorsanız ya da katılmıyorsanız lütfen yorumlarda bildirin. Destek veren, yorum yapan, paylaşan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar.